Hocam o konuya dokunacak mı diye buradaki konumuzla alakalı olmamakla beraber madem ki sordunuz ve biz de herkese hakkını verme düzeninden bahsediyoruz bir kelimeyle dahi olsun temas edelim. Bu da sonuncu konumuz oluyor. Kamuoyunu sürekli meşgul eden bir konu var. Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in Hristiyan olduğu söylenmektedir. Gerçekten Tarık Aziz Hristiyan mıdır? Irak Devlet Başkanı Sayın Saddam Hüseyin hakkında biraz bilgi verir misiniz? Saddam Hüseyin İslam alemini düşünerek mi bu savaşı başlattı? Körfez Savaşı nasıl sonuçlanacaktır? Bu sonuçtan İslam aleminin kazancı veya kaybı ne olacaktır? Şimdi tabii bildiğim kadarını söyleyeyim. Tarık Aziz din itibariyle bir Hristiyan kimsedir. Irak'ın bugün içerisindeki Saddam Hüseyin şöyledir, böyledir. Zannediyorum ki şu savaş karşısında bunların üzerinde durmakta bir yarar yoktur. Neden? Çünkü şu anda bir savaş var. Bu savaş Siyonizmin Müslümanları yok etme savaşı. İçindeki şu insan şöyle olsa ne olur, bu insan böyle olsa ne olur? Biz o teferruata dalarsak savaşın bütününü kaybederiz. Hatta bilmeden Siyonizme hizmetkar hale düşeriz. Onun için yukarıdan bakmak mecburiyetindeyiz. Theodor Herzl 1897'de planlı yaptı. Dünya Siyonizmi birinci adım olarak İsrail'i kuracak. İkinci adım olarak Büyük İsrail'i kuracak. Üçüncü adım olarak Müslümanlık yeryüzünden kaldırılacak ve Siyonizm dünyaya hakim olacak. 1897 Basel. 50 senede birinci adımı attılar. Şimdi 100. sene geliyor. Mutlaka Büyük İsrail'in kurulması esastır. Haziran 1990'da Bağdat'ta İslam aleminden davet edilen 1000 kadar davetlinin içinde biz de vardık. Devlet adamları, fikir adamları, siyaset adamları davet edilmiş idi. Bu toplantı 2 gün sürdü. Birinci gün Saddam Hüseyin bir açış konuşması yaptı ama ikinci gün geldi bir konuşma daha yaptı. Ve özür dileyerek konuşma var. Dedi ki ben dün vaktinizi aldım, bugün tekrar neden geliyorum? Çünkü dün biz burada toplandığımız zaman Amerika'da da Yahudi lobisi toplanmıştı. Dün akşam benim istihbarat teşkilatım onların aldığı kararları bana bildirdi. Hazır siz buradayken ben de size duyurmayı bir vecibe saydım. Onun için biraz daha vaktinizi alacağım dedi, kararları okudu. Bu kararlar Haziran 1990'daki Milli Gazete'de neşredilmiştir. Yani 2 Ağustos'tan 2 ay önce henüz Irak Kuveyt'i işgal etmemiş. Ne diyor Amerika'daki Yahudi lobisi? Dengeler değişti. Şimdi İsrail'in emniyeti bakımından tehlikeli bir durumdayız. Bunun dışındaki Müslüman ülkeler birleşirlerse İsrail burada tutunamaz. Irak 100 milyar dolar para harcadı, yeni silahlarla kendini takviye etti. Onlar söylüyor. 8 sene İran'la harp etti, harp tecrübesi kazandı. 2 yıldan beri ordusunu terhis etmedi, 1 milyon kişi silah altına tutuyor. İşte bu İsrail için büyük bir tehdittir. Mutlaka Irak gücünün ezilmesi lazım. Haziran 90. Onun için Kuveyt meselesi çıkmasaydı dahi Amerika mutlaka Irak'ı ezmek isteyecekti. Zaten Irak'ı Kuveyt'e saldırttıran gene Amerika'dır. Çünkü Bağdat'taki Amerikan kadın elçisi neden Kuveyt'i almıyorsun dedi. Bush da Kuveyt emirine sakın Saddam'ın isteklerini kabul etme dedi. Irak'ı İran'a saldırtan da Amerika'dır, Siyonizm'dir. Çünkü İran'da Hümeyni inkılabı olduğu zaman aman bunlar İslam'a dönecek, bunu önlemem lazım. Neden Siyonizm Müslümanlığı istemiyor? Çünkü Müslümanlık hakkı üstün tutuyor. Kimse kimseyi sömürmeyecek, herkese hakkı verecek diyor. Halbuki Siyonizm herkes bizim kölemiz olacak. Müslümanlık zihniyeti ortada kaldırmadan biz dünya hakimiyetine ulaşamayız. Buna inanıyor. Onun için Müslümanlığı ortadan kaldırmak istiyor. Şimdi bu Türkiye'de ne yaptığını bilmeyen bir takım solcular, şunlar bunlar 1,5 metrelik türbana ne kadar büyük düşmanlık gösteriyor. 1,5 metrelik bezden korktuğu için mi gösteriyor? Hayır. Siyonizmin tesiri altında kaldığı için,
Çünkü bugün türban, yarın cuma namazı, ya öbür gün bu insan Müslümanlık inanışını öğrenirse, o zaman biz sömürüyü nasıl yürüteceğiz? Oraya giden yolları baştan keselim. İşte Siyonizmin zihniyeti budur. Buna alet olanlar da bilmeden Siyonizme alet oluyor. Hem hürriyetçiyim diyor, hem de başörtüsüyle uğraşıyor. Neden? Siyonizmin tesiri altında ne yaptığını bilmiyor da onun için. Yani dünyada bir Siyonizm var. Dünya hakimiyetini kurmak istiyor. Müslüman ülkeleri birbirle harp ettiren budur. Çekileceğim kuvvetten, şartta koşmuyorum dedi. 2 saatte çekildi. Hayır, çekilsen de seni ezeceğim. Bütün bunlar ne gösteriyor? Siyonizm nedir? Bunu gösteriyor. Bu şartlar altında 6 aylık bir dönemde bir türlü barış yaptırmadı. 40 gün esnasında da 5 yıllık ikinci Cihan Harbi'nde atılan mermilerin 5 mislinden fazlasını al. Bu ne hınç, bu ne kin. Öyle mermi atıyor ki sığınakları deldiriyor. İşte gazetelerde resimler. Evlenme çağına gelmiş bir kız çocuğu bir bacağını kopartmış. Kim Bush? İşte Siyonizm budur. Görüyorsunuz, bir tane canlı varlık kalmayacak diyor. Şimdi gözümüzün önünde böyle bir cinayet işlenirken, acaba şu Irak'taki şu adam şu muydu, öbürü bu muydu, bunu incelemenin sırası mı, vakti mi? Öyle olsa ne olur, böyle olsun. İlk yapılacak iş, önce bu cinayetleri durdurmak. Bu Siyonizmi, bu Müslüman ülkeler bölgesinden dışarıya def etmek. Sonra Müslüman ülkeler arasındaki meseleler nasıl olsa hallolur. Onlar Müslüman ülkelerin kendi meseleleri. Ama bugün Müslüman ülkeler kendi meseleyle uğraşacak noktada değiller ki. Gelmiş dışarıdan adam yok edecek. Ve bütün bununla yapılışın hedefi nedir? Kimse benim emrimden dışarı çıkmayacak. Hepiniz emrime uyacaksınız. Ben Rusya meselesini hallettim. Tek devlet olacak. Ben ne emredersem olacak. Peki sen emret de olsun desen ne yapacak? Şuradaki 3 trilyon dolar değerindeki rezerv petrolü ben alacağım. Bunu Rusya'ya kredi diye vereceğim. Rus halkını da köle gibi kullanacağım. Bize yaptığını Rusya'ya da yapacak. Ne yapıyor bize? Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in 700 milyar doları var Amerika'daki bankalı. 50 milyar dolar Suudi Arabistan'ın parasını bize veriyor. Senede 8,5 milyar dolar faiz alıyor. Bu Suudi Arabistan'ın parası. Yarın Refah Partisi iş başına gelse Amerika'ya çekil aramızdan diyecek. Sen ne arıyorsun aramızda ya? Biz niye Suudi Arabistan'ın parası için sana 8,5 milyar dolar faiz verelim? 8,5 milyar dolar faiz ne demek? Bizim yıllık ihracatımız 12 milyar dolar. Bütün batıya yaptığımız 8,5 milyar dolar tutmuyor. Demek 60 milyon insan aç kalıyoruz. Elbisenin iyisini biz giymiyoruz, onlara satıyoruz. Portakalın iyisini biz yemiyoruz, onlara veriyoruz. Ve bütün bunlar da bedavaya veriyor. Çünkü verdiklerimizin yekunu 8,5 milyar dolar tutmuyor. Sözde bunun parasını gönderiyormuş gibi gösteriyorsa da arka kapıdan daha çoğunu alıyor. Bu kölelik değildir de nedir? Bir ay önce Mısır milletvekillerle konuşuyorduk. Bize de 50 milyar dolar borç verdi ama bizden 7 milyar dolar faiz alıyor. Demek ki size biraz daha insaflı davranıyormuş dedim kendilerine. Yoksa aynı zihniyet Müslümanların parasını alıyor, insanları esir olarak kullanıyor. İşte Siyonizm budur. Bu olaylar karşısında bütün insanlığın bu zulümden kurtarılması lazım. Bütün insanlık. Ondan dolayıdır ki insanlığın meselesi bugün Saddam değil. İnsanlığın meselesi Bush'tur, Bush. Bu adam ne olacak? Nerede dizginlenecek? Nerede bu adamın zulmünden bu insanlık kurtulacak? Asıl bütün insanlığın uğraşması lazım gelen mesele budur. Nasıl olacak diyor? Allah büyüktür. Bak, Amerika harpten sonra yaptığı her iki savaşı da kaybetti. Vietnam'da da yenildi, Kore'de de yenildi. Şimdi burada eğer biraz mukavemet olursa bu mahallebi çocukları gene anne diye bırakıp kaçacaklardır Allah-u Alem. Ve tabii bunu temenni ediyoruz.
Çünkü Kuveyt'i kurtarmak Müslümanlar için bir iş değil, her zaman kurtar. Mühim olan Siyonizmin haddini bilmesidir. Eğer buradan bir zaferle çıkarsa kimseyi konuşturma, kimseye hak tanıma ve sadece yeryüzünü zulüm kaplar. Onun için Cenab-ı Hak bütün insanlığın yardımcısı olsun. Tabii müsaadenizle şu cümleyi söylemeden yapamayacağım. Bütün bu işlerin çözümü de ne Amerika'dadır, ne İsrail'dedir, ne Irak'tadır. Bütün bu çözümü Türkiye'dedir. Eğer Türkiye şuurlanırsa İsrail böylece şımarıkça hareket edemez. Türkiye şuurlanırsa Müslüman ülkeler bu dağınıklıktan kurtulur. Mıknatıslanır ve bir araya gelir. Türkiye şuurlanırsa dünyanın dengesi değişir. Bu sözü de ben söylemiyorum. Alman parlamento başkanı von Hassel söylüyor. Aman şu Türkiye'yi önümüzdeki seçimden önce ortak pazara alın diyor. Die Welt gazetesindeki makalesini okumayanlar okusun. Ondan önce alın, İsrail'le birleştirin ve böylece Türkiye'nin tekrar Müslüman ülkelerle bir araya gelmesini önleyin. Yoksa Refah Partisi her gün güçleniyor. Geç kalırsanız 60 milyonluk Türkiye 1,5 milyarlık İslam alemine bir motor gibi bağlanırsa bunun vebalini hiçbiriniz üzerinize alamazsınız. Yalvarıyorum size, fırsatı kaçırmayın diyor. Die Welt gazetesinde von Hassel, eski Schleswig-Holstein başbakanı ve Alman parlamento başkanı. Türkiye uzman diye tanınan bir insandır. Söylediği de doğrudur ve inşallah korkunun da ecele faydası yoktur. Allah hayırlı günler versin. Muhterem başkanımıza da teşekkür ediyorum tekrar.